Sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerden
Buluşturdu. Sağ olsun, var olsun. Evet, ben diyorum ki her zaman güçlü bir kadın, güçlü bir aile ve güçlü bir Türkiye. Benim ismim Ayşe Sibel Ersoy. Milliyet Hareket Partisi 2. sıra milletvekili adayıyım. Aynı zamanda Milliyet Hareket Partisi'nin MYK üyesiyim. Sayın Genel Başkanım, Bilge Liderim, kadınlara ne kadar değer verdiğini ve onların ne kadar güçlü olduğunu göstermek için bizi bütün illerde, seçilecek yerde aday gösterdi. Bu teveccühü ve bu gururu yaşamak benim için ayrıca bir onur oldu gerçekten. Evet, ne kadar çok kadın yönetim erklerinde olursa o kadar bir diğer kadına dokunabilir diyorum. Benim sizlere dokunabilmem için benim de yönetimde olmam gerekiyor. Tabii bu genelde bütün toplumlarda bir erkek egemen yönetim şekli var ne yazık ki. Biliyorsunuz bizim 50 yıllık tarihimizde sadece 2.7 yıl bir kadın tarafından yönetildik. İşte mecliste kadın adayların oranı hiçbir zaman %20'yi geçemedi. Ancak ben görüyorum ki hepimiz, biz artık erkeklerimizin arkasında değil, her zaman yanındayız. Hem iş gücümüzle hem aileye sahip çıkarak çocuklarımızı yetiştirerek, o güzel Türk geleneklerini çocuklarımıza öğreterek ve çocuklarımızı hayırlı bir vatandaş olmak için elimizden geldiğince onları iyi bir eğitim vererek, biliyorsunuz eğitim ailede başlar. O yüzden de annenin ve babanın tabii ki eğitimi çok çok önemli. Bu eğitim aslında aile içi eğitim, hani bizim hayalimizin ötesinde bir şey değil. Sadece sizin duruşunuz bile çok çok önemli. Evet, diyorum ki kadınlar artık değişmeye ve gelişmeye başlaması lazım. Bu
türlerin değişimi ve gelişimiyle ilgilenen biliyorsunuz bir tıp adamı var, Darwin diye. Onun bir sözü var. Diyor ki 21. yüzyılın kazananı ne çok zekiler ne de çok akıllılar. Ancak değişime en çabuk ayak uyduranlardır diyor. Evet, biz de değişime ayak uyduracağız. Tabii ki güçlü Türkiye için ne kadar çalışan kadınların istihdam edilmesi o kadar çok önemli ki, çalışan kadın o kadar çok önemli ki, eğer biz kendi gücümüz için ve vatanımızın gücü için bir emek verirsek, iş gücüne katılırsak o kadar güçlü Türkiye'de yaşamış olacağız. Biliyorsunuz memleketimiz çok güzel ve bütün dünyanın gözü belki üzerimizde ve bizi her türlü hem içeriden hem dışarıdan yıpratmaya çalışıyorlar. Bunu çok kısa zamanda yaşadık. Bir 2017 yılı yaşadık. Belki her gün ağladık, her gün bir evde şehit çıktı. Evet, biz tabii ki babalar da evladını kaybetmekten çok üzülüyor. Ama bir anne acısı, anne yüreği bambaşka gerçekten. Belki biz daha çok o acıları hissettik. Tabii ki şu da bir gerçek. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz istiyoruz ki hiçbir ana ağlamasın, hiçbir baba ağlamasın. Biz bu güzel ülkemizde mutlu bir şekilde, mutlulukla, sağlıkla, huzurla yaşayalım istiyoruz. O yüzden de Sayın Genel Başkanım'ın önerisiyle bu dış güçlerin yapılmak istenen oyunlara karşı olarak bir erken seçim tarihi belirlendi. Bu erken seçimde yepyeni bir yönetim şekliyle yönetileceğiz. O yüzden sizin buradaki kararınız ve oyunuz çok çok önemli. Ben özellikle kadınlara çok güveniyorum. Çünkü kadınlar hem bir ön sezileri var hem de gerçekten aileye olan katkıları nedeniyle kendi eşlerini de ikna edebilecek güçte diye düşünüyorum. O yüzden kendinize inanın, kendi gücünüze inanın ve önce inanın, sonra da inandığınız şeye iman edin diyorum. Ve de güçlü bir Türkiye yaratmak için o değerli oylarınızı lütfen çok iyi düşünerek vermenizi rica ediyorum. Evet. Güçlü Türkiye için kadınlar çok çok önemli. Dün Sarıçam'daydım ben. Sarıçam'da belediye başkanının katkılarıyla bir yeni bir çalışma başlatmış. Sadece kadınların emeği ve göz nuruyla bir proje başlatmış. El işi değişimle başlar diye. Bu benim üzerinde gördüğünüz ceket. Dün onlardan aldım. Onların el emeği, göz nuru. Evet, biz emeğimizi ne kadar üretime çevirirsek o kadar refah içinde olacağız. O yüzden de birlik beraberlik içinde olmaya çalışacağız. Kadınlar ne kadar bir arada ve birlik içinde olursa o kadar büyük şeylere imza atar diye düşünüyorum. Hepimiz bir damlayız. Ama hepimiz bir okyanusuz. O yüzden birlikten kuvvet doğar diyorum. Ve de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim bu seçimde milletvekili sayısı olarak sayımızın fazla olması çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz 49 yıllık şerefli bir geçmişe sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi her zaman bu ülkenin sigortası olmuş. Ve Sayın Devlet Bahçeli de her zaman teminatı olmuştur bu ülkenin. O yüzden oylarımız çok değerli. Ben de bir kardeşiniz olarak, bacınız olarak ya da anneniz olarak sizden o değerli oylarınızı istiyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hem misafirperverliğiniz için hem de bu güzel hediyeniz için taşıyacağım bunu da. Çok sağ olun. Evet. Kadınlar diyorum her yere güzellik katar. Evet. Çok özür diliyorum. Siyasete de güzellik katar. Bir Osmanlı'nın hemşehrim var, Destan Yazgan. Onun bir şiirini okumak istiyorum size. Şiir şöyle başlıyor.
Çiçekler de hoş bütün. Dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Mevlam verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Beraber hepsinde kalalım diyorum. Ve de Sayın Genel Başkanımız Bilgi Yüzlerim'in mitinglerde sorduğu soruyu ben de size sormak istiyorum. Lütfen siz ayağa kalkın Dert Bey. Evet. Yarın zaten mitingimiz var. Hepinizi davet ediyorum. Genel Başkanım hep şunu soruyor. Size soruyorum ki Milliyetçi Harekete destek var mı? Yeah.